Neredeyiz bu konuda? Başarılı mıyız? Yoksa hani dönüştürmeyi formalite icabı mı gösteriyoruz? Evet, şimdi tabii bardağın bir kısmı dolu, bir kısmı boş. Nereden baktığınıza bağlı. Siz dolu tarafını dolu bir tarafından, bakalım, oradan bakalım. Bakalım. Şimdi bu geri dönüşüm olayı aslında gene hep Avrupa'dan çıkıyor. 1990'lı yıllarda bir takım yasal direktifler, Avrupa Birliği direktifiyle yasal hale gelmiş. Bir şey eğer regülasyonla yasal olarak uygulamaya başlanırsa o zaman yaygınlaştırmak mümkün. Yoksa gönüllü olarak bazı faaliyetler bir yere kadar gidiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği bunun farkına varmış. 1990'dan itibaren bunları direktif haline getirmiş. Üye ülkeler bunları uyguluyorlar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak 2000'li yıllardan itibaren, 2000'in başından itibaren Avrupa Birliği ile uyum süreci içinde bu yasal düzenlemeleri atık yönetimiyle ilgili geri dönüşümü de kapsayan yasal düzenlemeleri kendi mevzuatımız içinde uyumlu hale getirdik. Geçtiğimiz yıl örnek verirsek daha 2019'un sonuçlarını almadık ama 2018'i söyleyecek olursak 650 bin ton ambalaj atığının toplanıp geri dönüştürüldüğünü bu firmalar adına belgelendiğini. 650 bin ton ambalaj atığı. Çok atıkmış. Bu az bir şey değil. Bu sadece ambalajlarla ilgili benim söylediğim. Düşün ve Çevko Vakfı ile çalışılan konular ve yasal şeyler içinde, çember içinde belediyeler lisanslı, devletten lisans almış toplama firmalarıyla çalışılıp yerine getirilen miktar. Bunun tabii çevresel, ekonomik yararını konuşabiliriz. Onu da konuşalım. Yani emisyonlarda hızlı bir azaltım gerekiyor. Bunda en büyük görev hükümetlere düşüyor. Bu konuda da yapılan iklim anlaşmaları var. Elimizde 3 tane önemli iklim anlaşması var. Bunlardan bir tanesi 95'te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Bir diğeri 1997'de Kyoto'da imzalanan Kyoto İklim Protokolü ve en son Paris Anlaşması. Hava iyi olsun, kötü olsun mutlaka doğaya çıksınlar, doğada bir nefes alsınlar. Evdeki çocuk sıkıldım der ama doğadaki çocuk sıkıldım demez. Farkına varsın ki bu kıymetin, bu değerleri korumanın yollarını arasınlar. Okullardaki ders müfredatı değilsin mi? Hakikaten tabiat derslerini doğada işleyen eğitim olsun, müfredatı olsun diyorum. Altınordu Futbol Kulübü Cumhuriyet'in ilk kulübü. Yani 26 Aralık 1923'te Süleyman Ferit Bey, bugünkü Eczacıbaşı Holding'in büyük dedeleri ve arkadaşları tarafından kuruluyor. Aslında Altınordu farkı sıradan bir futbol kulübü değil. Çünkü burası bir yerleşke. Burada 170 tane yaşları 11 ile 19 arası değişen evladımız 7 gün bizimle beraber. Burası aslında bir futbol meslek okulu ama Avrupa'daki deyimiyle de bir akademi aslında daha ziyade kullanılan. Cesaretli Türk gençlerinin ilk adımlarını burada görüyoruz. Ben de Almanya'da spor hayatıma devam etmek istiyorum. Orada aynı zamanda üniversitede okuyabilirim. Yani bir Türk genci burada Torbalı'dan bu hayali kurabiliyorsa şapka çıkarmak, gerektiği kadar destek olmamız lazım. İyi birey kendiyle barışık, iyi vatandaş toplumla barışık. İyi futbolcuyu da yani Avrupa'da üst düzey olarak nitelendirdiğimiz bir yerlere getirmek için bu sloganı kullanıyoruz. Altınordu Futbol Kulübü bir eğitim kurumu öncelikle. Burada sadece futbol değil, hayatı da öğreniyoruz. Bunların içinde besi alanlarımız var, tarım alanlarımız var. Farklı derslerimiz var, İngilizce, santranç, dünya futbol tarihi gibi ve benzeri dersler. Yani bunlarla zaman geçiyor burada. Kadınların elinden platformunu biraz önlere aldık. Çünkü geçen sene biz birlikte küresel ısınma, iklim değişimi, akıllı tarım, organik tarım, doğal hayatı koruma, ata tohumu bu gibi konulara girdik. Girdikçe yolumuz kadınların elinden platformuna çıktı. Çok mutluyuz. Çünkü gerçekten gelecek için hareket et konseptinde, kavramında bu ekip, yani 35-40 kişi arasında değişen bir ekip var. Kendileri anlatacaklar ama bir sosyal girişim. Kadın emeğini dijitale taşıyorlar. 7 bölgede 300'ün üzerinde kadın üreticiyle bizi buluşturuyorlar. Bunları kendilerinin anlatması lazım. Çok heyecan verici.
bir başarı hikayesi var. 2018'de başlamış. Biz 2019'un son çeyreğinde kendileriyle yolumuzu kesişti. O günden beri de işbirliği yapıyoruz. Zonguldak ilinin Devrek ilçesinin Dedeoğlu köyünde bir üreticisiniz. Arkadaşlarınızla beraber toplandınız ve bir ürün ürettiniz. Kapıdan çıkınca aslında sağ taraftaki komşunuz da sol taraftaki komşunuz da bu ürünün alıcısı değil. Hadi götürelim bu ürünü köy pazarına koyalım ya da ilçe pazarına koyalım dediğimiz zaman da aslında o bölgedeki herkes ona benzer ürünler üretiyorlar. Yani aslında onların en büyük ekonomik sıkıntıları bu ürünü doğru pazara ulaştıramamak oluyor. Yoksa arka tarafta gerçekten güçsüz değiller. Arka tarafta ürünleri, arsaları, tarlaları, üretimhaneleri var bu üreticilerin. Biz buradaki köprü olduğumuz için onların o güzel ürünlerini bu taraftaki tüketiciyle hızlıca buluşturabilir pozisyona geldi. Biz merkezimize kadın üreticiyi alarak yola çıkmış bir girişimiz. Dolayısıyla biz başladığımızda 100 tane kadın kooperatifi vardı. Şu an 200'ü geçmiş vaziyette bu 2 yıl içerisinde. Biz olabildiğince fazla kadın üreticiye, yani hepsine ulaşıp onları üretime dahil edip aslında Türkiye'nin ilk ve tek kadını merkeze almış doğal yaşam dediğim platform olmayı hedefliyoruz. Beyzi yaklaşık 4 sene önce İdil Bilge ve Aslı Bodur'la beraber kurduk. Türkiye'de tabii tüm güzel sanat fakültelerinden her sene binlerce öğrenci mezun oluyor. Aslında pek çok sanatseverin yeni genç sanatçı ulaşabilmesinin önündeki önemli bir fırsat mezuniyet sergileri. Ancak elbette ki bu sergilerden pek çok sanatseverin haberi maalesef olamıyordu. Ve İstanbul'da Türkiye'deki tüm güzel sanat fakülteleri mezunları arasından yetenekli, yaratıcı olan genç arkadaşlarımızı, yani belli sanat dallarında önemli kariyere sahip kişilerin oluştuğu bir jüriyle, onların seçkisiyle sanatseverlerle buluşup durmayı hedefledik. Böylelikle kariyerle ilk adımı atabilecekleri bir platform. Bizim kıymetini kaybetmeden bilmek diye bir sloganımız var şirkette ve bütün ülkemizi tarıyoruz. Geleceğe değer katan bütün kurumlarla bir arada olmaya çalışıyoruz. Bizim yolumuz böyle kesişti. İtrobur takımı aslında İtrobotik Kulübü bünyesinde kurulmuş bir takım 2016 yılında. Takımın kuruluş amacı da şöyle aslında. Arge bünyesinde kuruluyor o zamanki adıyla, Arge Kulübü adı altında. O zamanki Arge Kulübü'nde çalışan öğrenciler farklı yarışmalara katılıyorlar. İşte çöp toplayan robotlar, çizgi izleyen robotlar gibi. Ondan sonra burada elde edilen başarılardan ve fazlından dolayı diyorlar ki biz niye fazla bir iş yapmıyoruz, daha kendimizi zorlamıyoruz. Ve şu anki bizim aslında katıldığımız yarışma olan URC yarışmasını buluyorlar. Ve 2016 yılında takım kuruluyor. Bu sene 2020'de aracımızla video kabul aşaması olan işte Mart ayına gönderdiğimiz videoda üçüncülük başarısını elde ettik. ITROVER ekibi şu anda hayatta olmayan Amerikalı bir gökbilimci Carl Sagan'ın bir sözünü kendilerine slogan edinmişler. Bir yerde inanılmaz bir şey bilinmeyi bekliyor. Şimdi içi aslında o kadar derin ki yani öğrenmek, merak, cesaret, bir yerde bir şeyler var bizi bekleyen, onları keşfetmek için. Dolayısıyla ITROVER ekibi bayağı bir keşif yolculuğuna çıkmış durumda. Bunları gördükçe tabii çok mutlu oluyoruz. Bize destek olmak kalıyor. Şu anda bunların sigortaları için ön çalışmalar yapılıyor. Yani %100 bugün baktığımızda prototip seviyesinde olan bütün girişimler aslında sigorta için bir başlıktır, üzerinde çalışılıyor. Avrupa'da, Türkiye'de dahil 600 bin dünya vatandaşının hareketsizlik sebebiyle öldüğü test edilmiş. Avrupa'da 600 bin kişi hareketsizlikten ölüyor. Avrupa'da 600 bin kişi hareket etmediği için. Türkiye'de özellikle bu bizim İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı yaptığımız çalışmadan çıkan bir netice. Türkiye'de sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamalarının %10'una tekabül eden yaklaşık 7 milyar Türk lirası yılda hareketsizliğimizden dolayı ortaya çıkıyor. Yani hareket etmediğimiz için eklem rahatsızlıkları, hareket etmek için işte kas tutulmaları, bel tutulmaları, egzersiz yapmadığımız için ihtiyaç duymamız. Bu iki tane veri bile aslında hareket etmenin ne kadar ama ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bu sağlık tarafından baktığımızda. Biz 2008 yılında kurulduk. Yani kuruluş amacımız aslında şimdi dünyanın karşı karşıya olduğu bir sorun var. Bir hareketsizlik, sedanter yaşam dediğimiz ve buna bağlı olarak işte obezite, işte diyabet, şeker, kanser, diğer bütün hastalıklara bağlı olarak aslında hareketsizliğin sebep olduğu bir sürü sağlık sorunu var.
Biz de Türkiye'ye 2008 yılında bu aktif yaşam kavramını getirip kişilerin gündelik yaşamlarında, yani gündelik yaşamlarında yaptığı tercihlerde daha çok hareket etmeleri, hareketli olmaları ve hareketsizlikten birazcık kaçınmaları için aslında teşvik, farkındalık, ne yapıyorsunuz? Projeleri yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Teori mesela, de güzel de pratik ne? Pratikte yani kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz aslında. Kurumla özel sektörle çok fazla çalışıyoruz. Küresel ısınma, iklim değişikliği uzak gelecekte başımıza gelecek bir şey ve böyle çok uzakta belki Pasifik adalarında falan en çok etkisi olacak. Öncelikle bu algıyı yıkmamız gerekiyor. Yani bir iklim değişikliği, hatta artık buna biz iklim krizi ismini veriyoruz. Herkesin dilinde bu kabul gören bir bilimsel olgu. Sigorta öngörülebilir bir risk analizi yapması lazım. Yani şu andaki geldiğimiz noktada, işte Aslan da bahsetti, yarın İstanbul'da dolu ne kadar olacak, elimizde veri yok. Bunları analiz etmek için zamana ihtiyaç var ve şunu net görüyoruz. Hiçbir reasürans kurumun veya global veya yerel sigortacının sermayesi ortaya çıkabilecek riskleri karşılayamayacak. Aslında bu işin fikri genç kızımız Sera Camaş'ın fikri. Geçen sene Ege'de yanan ormanların sonucunda içi acıyarak ben böyle bir proje başlatmak istiyorum dedi ve sosyal medya üzerinden dijital sanal bir orman kuracağım dedi. Bütün çocuklardan orman, ağaç, bitki, yani akıllarından ne geçiyorsa bunların resimlerini toplayacağım. Bir galeri yapar mıyız dedi, yaparız dedik. Biz de ona şu sözü vermiştik. Sen belli bir seviyeye ulaş, biz de bu ormanı gerçekleştirelim. Aksa sigorta, Aksa tüm kalplerde gönderi, Aksa çalışanları, yöneticileri olarak. Yani inanılmaz bir iş başardı. 5000'in üzerinde sanal alemde resim kendisine ulaştı. Şu anda da arkadaşlar ekranlara veriyor bunları. Bu resimler çok keyifli. Biz de bunun karşılığında söz vermiştik, 25 bin ağacın dikimini sağlayacağız diye. Şu anda Edirne'de Sera Camaş Ormanı kuruldu. Tema Vakfı'yla beraber. Ama bu gerçek yaptık. Değil mi? Gerçek, bu gerçek anlamda. Bizim sözümüz buydu. Denize bakıyorsunuz, balıklar var. Evet. Deniz memelileri var. Havaya bakıyorsunuz, kuşlar uçuyor. Bir gölün kenarına gidiyorsunuz, işte sazlar var, balıklar var, kurbağalar var. Ormana gidiyorsunuz, işte ayılar, kurtlar ve diğer canlılar var. Dolayısıyla bunların her biri ve bunların her birinin oluşturduğu aileler, popülasyonlar, o biyolojik zenginliğin göstergeleri. Dolayısıyla Yaşayan Gezegen raporu şunu söylüyor. Son 50 yıl içerisinde ortalama dünyadaki canlı popülasyonları, özellikle omurgalı canlı popülasyonları %68 oranında azaldı ortalama. Tabii bunda en yüksek oran özellikle tatlı su ekosistemlerinde. Çünkü insan oğlu en çok tatlı su ekosistemlerini, yani gölleri, nehirleri daha fazla değiştiriyor. Daha yeni geliyor iklim değişimi, çevre kirliliğinin etkileri. Yani insan eliyle bozulmuşluk en büyük problem. Birkaç sloganlarımızdan bir tanesi de bir gün herkes voleybolcu olacak diyoruz. İnşallah herkesin voleybol topuna eli değil. Başkan dedik, bize görev düşer mi? Çok iyi hatırlıyorum 2018 Ağustos ayıydı. Ofiste bir görüştük. 30 dakika sürdü. Ben hayran kaldım. Başkan dedim, nerede istersen yanındayız. Bizim için büyük şans. Anlatsın. Ben çok takdir ediyorum. Gerçekten buluştuğumuzda voleybol için ikimizin de ortak bir paydası vardı. İkimizin de ortak görüşü. Voleybola ne yapabiliriz? Ben federasyon başkanı olabilirim. O çok güçlü bir camianın CEO'su olabilir. Ama ikimizin de bir hedefi vardı. Bir ortak noktası vardı. Türk voleyboluna neler yapabiliriz? Federasyonun, kulüplerimizin kapısını çalan yabancı sporcular şöyle diyorlar ki, ben Türkiye'ye geleyim. Bakın biz gönderemiyoruz ya, ama onlar buraya gelmek istiyor. Ve Türkiye'deki bir takımda oynayayım ve tabiat olarak Türk tabiatine geçmek isteyen birçok yabancı voleybolcu var. Başkan hepsine dur diyor. İnanın bugün Vakıfbank'ın, Eczacıbaşı'nın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ismini sayamadım. Hemen hemen bütün kulüplerimizin bir altyapı seferberliği var. Artık bir kişi fikrini hayata geçirebilmesi için önüne çok yollar açıldı. Yatırım şirketleri, büyük şirketlerin kurduğu fonlar. Aslında bunlar girişimcilere her zaman daha fazla teşvik eden şeyler. Ve biz de bir şekilde sağlık sektöründen girdik bu girişimcilik ekosistemine. Daha sonra bize hem çevremizdekiler, hem katıldığımız kuluçka merkezleri bize hem yol gösterdi, hem bu işi öğretti, hem globalde neler oluyor, kimler ne kadar büyüyor, kimler ne kadar yatırım alıyor, bunların hepsini görmüş olduk.
Ve biz de kendi startup'ımızı bu öğrendiğimiz şeylerle büyütmeye çalıştık. Hem Türkiye'de bize destek olan kuluçka merkezleriyle, hem yatırım yapan, hem iş ortaklığımız, işte Füzan Bey benzeri yine bir sürü büyük şirketlerle ortak olmamız, hem biz gençler olarak işimizi büyütmemize sebep oldu. Hem de hem globalde hem Türkiye'de büyük yatırımcıların ilgisini çekebilmemizi sağladı. Emre, her aslında şey startup mıdır? Her projeyi startup diyor muyuz? Ya startup dediğiniz aslında ya bir işin artık böyle olgunlaşmış, müşteriye sunulmuş, artık böyle kullanıma hazır, para kazanmaya hazır işlere startup deniyor. Startup böyle özellikle hani çoğunluk mecrada işte KOBİ'nin küçüğü, işte daha startup onlar, hani aman küçük çocuk gibi bakılabiliyor. Startup'ı ben biraz daha hızlı ölçeklenen ve insan yani gelirin 10x arttığında içerideki emeğinin 10x artmadığı ve hızlı ölçeklenebilen yapılar olarak tanımlıyorum. Ve fıtratında da çok hızlı büyüme veya hızlı büyüyemezse de bir şeyler yanlış gidiyordur sinyali veren bir yapı gibi geliyor. Sen ve ben söz vereceğiz şimdi. Sözler önce, sonra kapatacağım. Tamam, söz veriyorum. Senle olan her bir şeyde varım. Sıkıntı yok. Sağ ol. Şöyle bir şey sözünü vermek istiyoruz biz. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin bir önderliğinde hazırlanan bir sertifikasyon programı var. Tamam. Binalarda ekolojik ve sürdürülebilir tasarım sertifikasyonu. Tamam. Bu sertifikasyon çok ütopik bir şey değil. Bütünleşik yeşil proje, arazi kullanımı, su kullanımı, enerji kullanımı gibi çeşitli segmentler içeriyor. Basit bir program. İkimiz gideceğiz, sertifikamızı tamam. alacağız. Tamam. Ve biz de ÇEDBİK'in birer gönüllü üyesi olarak her yerde gerek sigortacı gerek basında bu sertifikasyonumuzu göstereceğiz. Tamam. Bunu sözünü veriyoruz değil Verdik. Mi? Verdik. Muazzam bir sahip olduğumuz değer var ortada. Bu değer dünyamız, yer küremiz, çevremiz, insanlar. Bizim görevimiz bu toplumda gerçekten farkındalığı yaratabilmek. 2019 senesinden beri Aksa grubu dünyada gelecek riskler raporu yayınlıyor. Şimdi bu raporlara baktığımızda herkesin düşündüğünün tersinde aslında bileşenler var. Bugün pandemi hepsinin önüne geçti. Ama bir basit pandemi hadisesi bile insan hayatının ne kadar önemli olduğunu gördü. Çünkü basit dediğim şey mikron seviyede bir tozdan bahsediyoruz. Şimdi biz Aksa Sigorta ve Aksa Global'de beraber yaptığımız bakış programında, bakış özelde beraber çalıştığımız tüm yayın ekibiyle özellikle gelecek riskler raporunun içine girdiğimizde kurumumuzla beraber kıymetini kaybetmeden bilmek diye bir sloganımız var bizim. Bu ön plana çıktı ve buna biraz daha akademik araştırmalar ekleyelim dedik. 2020 yılı pandemiyle beraber biz İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber bir araştırma yaptık. Bu araştırma çok çarpıcıydı. Küresel ısınmanın insan hayatına yarattığı olumsuz etki ama küresel ısınmanın asıl sebebi olan insanlar. Diğeri de pandemi ve sağlıklı olma. Sağlıklı olmanın insan hayatı için ne kadar kıymetli olduğu ama sağlıklı olurken aynı zamanda küresel ısınmayı azaltmak için ne kadar fayda sağladığımız, yani hareket ettiğimiz. Biz bunları gördük.